Ne yaptın herkese merhaba. Bugün videoma bayağı bir geç giriş yapıyorum arkadaşlar. Saat şu an öğlen 3. Memem yok. Evet, bir tane, bir adet Muzur Ömer varmış. Evet, şimdi akşama iki tane arkadaşım gelecek. Hemen şöyle birkaç eksiklerim vardı. Gittim onları aldım. Daha doğrusu annemle babama sipariş verdim. Onlar gidecekmişler. Markette işimiz var. Bir şeye ihtiyacım var mı dedi. Vallahi dedim bir şey değil ama bayağı bir şeye ihtiyacım var dedim. Eğer alabileceksen dedi listeye yap, yolla WhatsApp'tan. Sağ olsun istediklerimi aldılar getirdiler şimdi. Sabahtan şöyle hamur mayalamıştım. Hamur bayağı böyle bir kabardı. Bir postasını aşağı indirdim. Şimdi tekrardan kabardı. Şöyle ki parçada tavuk göğsü çıkarttım buzluktan. Bunu birazdan böyle bol soğanlı, biberli ve kremalı yapacağım. Daha sonra bir tencere pilav yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar gelecek dedim ya. Şu fasulyeyi yapacağım. Genç fasulye yapasım var. Bir de poğaça yaparım dedim. Bir de kek yaparım dedim. Yeter bize. Şimdi neler almışım? Sıvı yağım bitmişti. İki tane sıvı yağ aldım. Aldırttırdım. Şöyle yoğurt. İki tane yoğurt. Beş tane süt aldırttırdım. Çünkü bizim evde süt müthiş tüketiliyor. Daha 10 gün önce bir karton almıştım ve 12 karton gitti. Krema. Yarın yine bir arkadaşımız. Aa, çok ayıp ama. Bağırma. Sus bakayım. Doğum günü var. Ona gideceğiz yarın annemle birlikte. Sürpriz doğum günü. Ona pasta yapacağım. Onun için krema ihtiyacım vardı. Krema aldırttırdım. Pandispanyasını yapacağım ve unum bitti. 2 gündür hamur işiyle uğraşıyorum. 2 paket şöyle un aldırttırdım. 1 paket şeker aldırttırdım. Çocuklara sabah tost yapmak için tost ekmeği ve şöyle dilim kaşar aldırttırdım. Şimdi ben bunları yerlerini yerleştireyim. Ondan sonra bir yandan pilavı da atayım hocam. Pilav da pişsin. Bu da pişsin. Hemen fasulyeyi de atayım. Yemeklerim şöyle bir aceleyle pişsinler. Daha sonra en son poğaçayı yapacağım. Poğaça piştikten sonra da kek atarım fırına. Böyle ya da kek yapmayıp Ömer lütfen. Bisküvili pudingli pasta da yapabilirim. Ona birazdan karar vereceğim. Her ne kadar çekim yapım aşamasını çekemesem de bir takım bir şeyler yaptım, başardım. Şimdi hamurumu hemen bu şekilde koydum. Bir 15 dakikadır mayalanıyorlar. Gördüğünüz bayağı böyle bir kendini koyverdiler. Tekrar tepside de kabarmış oldular. Şöyle fasulye hazır. Ocağı bir kere sileceğim. Ocağın rezilliğini görmeyelim lütfen. Pilavım da tane tane oldu. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Bu tavuk göğsünü böyle güzel bol soğan, 2 tane soğan attım. Güzel bol soğanla, bol soğan ile kavurdum. Daha sonra içine bol köri, çok az bir şey tuz, karabiber ve çok böyle minnacık bir pul biber attım. İçine 2 tane de krema ilave ettim. Tepsiye de 4 tane orta boy patatesi böyle ince ince. Bakın göstereyim şöyle ince ince. Yuvarlak şeklinde görüyorsunuz zaten. Dilimledim, fırına attım. Bir saniye, kapı çalıyor. Ay Allah, Allah seni. Kız aklımı çıkardın. Anne. Efendim kızım. Tamam. Böyle bunu da bu şekilde hazırladım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bunun hiçbir şekilde böyle istifini bozmadan bunu olduğu gibi buraya boşaltacağım.
Şunu Mikael'e özel yaptım çünkü o büyük bir ihtimalle bundan yemeyecek diye. Ona sadece o neydi be? Tavuk göğsünü ayrı yaptım. Ona pilav, fasulye de hazır. Şimdi bunun da yarısını çörek otlu yapacağım. Yarısına da kaşar peyniri koymayı düşünüyorum. Bakalım. Hadi yapalım. Kek yapayım diyorum. En şeyime o geldi şu an, yani ıslak kek yapayım dedim. Ne yaptım biliyor musunuz? 3 tane yumurta, 1 su bardağı şeker. Bunu şimdi iyice bir 10 dakika çırpıyorum. Evet, şimdi bakın iyice köpürttüm. Köpük köpük oldu. Şimdi yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve bir su bardağı, oy sıçrattım vallahi helal. İşte bir elinde telefon, bir elinde şey, bir su bardağı su. Şimdi bununla güzel çırpıp daha sonra 1,5 su bardağı un ilave edeceğim. Bir tane kabartma tozu, bir tane, aa yoktur onu, bir dakika oraya gelince tekrar baştan anlatacağım. Bunu şimdi güzel bir çırpalım. Şimdi bu aşamadan sonra mikserle değil, şöyle çırpıcıyla yapmak istiyorum. Gülşen, Ömer'e de verir misin? Bu şekilde. Çünkü köpüklerin sönmesini istemiyorum. Böyle iyice yedirdik. Şimdi bir bardak un, iki tane kabartma tozu koyacağım. Neden iki tane kabartma tozu koyacağım? Çünkü böyle hava kabarcıkları çok olması lazım içinde ki çok güzel bir şekilde sosun içine çekebilsin. Yani iki tane kabartma tozu, bir tane vanilin şeker ve 1,5 su bardağı un. Evet, şu an şu videoyu çekim 4. kez silip baştan çekiyorum. Saat şu an 1:30 ve ben müthiş yorgunum. Aşırı derecede uykum var ve bütün bedenimin ağrıdığını hissediyorum. Sürekli esnemek zorunda kaldığım için videoyu da yarıda kesip tekrar başa almak zorunda kalıyorum. Video kesmekten hatta direkt yani silmek zorunda kalıp tekrar başa alıyorum. Neyse, inşallah bu son olur. Bugün ne yemekleri yaparken ne işte tatlının son halini falan hiç video çekemedim. Çünkü telefonu Ömer'e verdim. Bayağı huysuzluk yaptı. Böyle misafirim geldiği günlerde özellikle bayağı böyle bir huysuzluk yapıyor. Sağ olsun, Allah razı olsun.
Yani ıslak kekin en sonki halini çekememiş oldum. Kapattım, silmeyeceğim. Çünkü artık gerçekten videoyu başa almaktan yoruldum. Uykum var. Kapanış yapıp yatmak istiyorum. Neyse arkadaşlar geldikten sonra da fazla çekim yapamadım. Çünkü hani Alman arkadaşlardan bu genç olan işte bir tane çocuğu olanın oğlu hiç durmadı. Yani çok hani bağırdı böyle ağladı ses yaptı. Hani öyleyken de ben de çekim yapmak istemedim ama çok güzel geçti. Daha sonra eltisi de bize katıldı. WhatsApp'ta resim paylaşmış böyle böyle hani yemek masasını. Ah. O da demiş hani Özlem'e demiş sorsana ben de gelebilir miyim? Dedim tabii ki gelebilir. O nasıl laf öyle? O nasıl laf öyle? Daha sonra baya böyle bir kalabalaştık. Full erkek çocuğu doluydu. Hiçbirinin kızı yok. Bir tek benim kızım var. Bir tane. O yüzden bayağı böyle bir sesli kargaşalı geçti. Saat 12.30'da gittiler ve ben hemen evleri toparlamaya başladım. İlk önce zaten çocukları yatağa yatırdım. Daha sonra hemen işte bulaşıkları hallettim, evleri süpürdüm. Toparladım. Hiçbir şey bırakmadım. Böyle şimdi yatmayı düşünüyorum. Kapanışıp yatmayı düşünüyorum. Ama bugün çok fazla vlog olmadığı için yarın bugünün devamını çekmek istiyorum sizlere. Onda birkaç gündür böyle internetten Gülşen'e oyuncak mutfak bakıyoruz. Bakıyoruz derken yani Gülşen'le ikimiz bakıyoruz. Çok istiyor oyuncak mutfak. En sonunda bir tane buldum onu almaya gideceğiz. Büyük ihtimalle onun videosunu bunun arkasına eklerim diye düşünüyorum. Böyle. Ama bugünlük bu akşamlık bu kadar. Yarınki vlogda tekrar birazdan görüşmek dileğiyle o zaman birazdan diyorum. Çünkü bu kapanışımı dinleyip yarından devam edeceğiz. Hadi o zaman yarınki videoya ne diyeyim? Diyecek bir şey de bulamadım. Hadi izleyin iyi seyirler. Merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Yağmurlu bir sabahtan hepinize günaydın diyorum. Saat şu an 8. Ve ben erkenden uyanmış oldum. Aslında o kadar çok yorgunum ki, o kadar çok uykum var ki. Ama yorgunluktan uyuyamadım maalesef. Çocuklar hala uyuyorlar. Büyük ihtimalle de daha saat 9-10'a kadar uyurlar diye düşünüyorum. Şimdi kendime bir kahve yaptım. Attım kendimi terasa. Soğuk hava belki iyi gelir dedim. Şöyle bir açılırım. Bugün Gülşen'e mutfak almaya gideceğiz. Dün gece kapanışımda da söylemiştim zaten. eBay'den yani ikinci el sayfasından 3-4 gündür böyle deli gibi mutfak arıyoruz. Neden ikinci el bakıyorsunuz ya sorun. Çünkü ne kadar uzun süre oynayacak bilmiyorum. Ve istediğim mutfak tam böyle teşkilatlı bir mutfak. Ve yenileri çok pahalı. Ve hep ekstraları var. Ekstralarıyla birlikte bana 300 euro, 300-350 euro falan patlayacak yenisi. Ve ben şahsen bir oyuncağa o kadar para verme taraftarı değilim. eBay'den ikinci el çok güzel temiz kullanılmış. Daha da uyguna bulabilirim. Tabii ki de çok ucuzlarını da bulamadım. Ama hani en azından 300-350 euro da tutmadı. Tutmayacak yani. Bakalım kadınla anlaştık. Bir tane çok güzel böyle tam teşkilatlı güzel bir mutfak buldum. Tabii ki bazen böyle resimleri efekt yapıldığı için eski de olsa çok yeni görülebiliyor. O yüzden dedim kadına ilk önce dedim bakmak istiyorum. Bugün gideceğiz babamla. Eğer resimde göründüğü gibi temizse onu alacağım. Ve full böyle. Yani aklınıza gelebilecek her türlü mutfak eşyası var. Hiçbir şeysini ekstra almak zorunda kalmayacağım. İşte su kaynatma makinesiydi, işte ne bileyim ketildi, yumurta makinesiydi, kahve makinesiydi, bilmem nesiydi, cartıydı, curtuydu. Hiçbir şeysini ekstra almak zorunda kalmayacağım. Çünkü kadın zaten böyle set halinde 50 euroya satıyor. Fiyatı da gayet makul diye düşünüyorum. TL olarak ne kadar yapıyor derseniz de 300 TL falan yapıyor. 300-320 TL falan yapıyor. 50 euroya bakalım bulduk. Şimdi ben bir kahvemi içeyim, kendime geleyim. Sonra çocuklarla kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra gidelim mutfağımıza alalım.
İnanır mısınız? Tam 1,5 saattir bunlarla uğraşıyorum. Hemen göstereceğim. Önce şurayı göstereyim. Ha, bu Almanlar böyle her bir detay. Şimdi bu benim böyle eski bir şeyimdi. Buna şimdilik koyuverdim. Ama yarın eğer vakit bulursam gidip bunun beyazını alıvereceğim ona. Şöyle bakın. Ver. Ve çok şükür sonunda bitirdim. Tam sadece şuraya 1,5 saattir dolap içlerini falan ayarlamaya çalışıyoruz. Bakın her bir detayını düşünmüşler. Şuna bakın. Kedi maması ile köpek maması bile var. Ekmekleri, kurabiyeleri. Bakın balzamikosu, meyve suları, sıvı yağı. Bütün aklınıza gelebilecek her türlü sebzesi var. Şöyle tavaları, tencereleri. Bakın. Şöyle göstereyim. Mikael az bir dağıtma oğlum ya. Waffle makinesi var. Şöyle inanmazsınız, su kasaları bile var. Şu Hosse meyve suyu. Bu da Volvic. Normal su. Sade su. Böyle. Daha sonra şöyle bir dondurma şöleni var. Dur oğlum. Daha sonra yine burada grill. Ay, grill var. Grill yeri. Daha sonra hemen şöyle bunu kenara çek istersen Gülşen. Ömer bunu yavaş yavaş kaldır bunu buradan. Ömer onları şey yapmasın. Şimdi az bahçeye çıktım. Şimdi bakın. Çaydanlığımız ve ocağımız. Gülşen. Ocağımız çalışıyor. Bakın burası buzdolabı ve buzdolabındaki bütün detayları görseniz vallahi gülmekten çatlarsınız. Vallahi bütün detayları yok işte. Kurabiyesiymiş, ananasıymış, burada işte şöyle meyveli yoğurtlarıymış, reçelleri. Bakın küp şeker, içlerinde de hep var ha. Şöyle mini sebzesi. Kırmızı lahanası. Balık bile var. İçine bakalım mı balık nasılmış? Bakın. Her ince detayı düşünülmüş. Şimdi biz böyle dolaplarını düzenini kurduk, yaptık. Daha sonra şöyle bir kahve makinemiz var. Hemen çalıştırabiliyoruz. Tabii ki içinde şey yok. Bir saniye. Şöyle. Bir saniye. Allah. Mikael az yapma oğlum. Video çekiyorum. Bakın. Bu yağ dolduruyormuş. Latte. Cappuccino var. Bir de macchiato var. Bunu kapatalım. Daha sonra mikrodalgası bilen var. Start'a basıyoruz. İşte ben şimdi ayarlayamadım. Heh. Şöyle çalışıyor. Tabii ben sıfırlıyorum sürekli. Sonra bakın bulaşık makinesi ve Gülşen'in hemen bulaşıkları çoğalmış. Bulaşık makinesi. Şurayı açsana Mert. Bu arada Mert de bizdeydi. Beraber yaptık içini. Mert'in de emeği çok yani. Anne. Bakın. Az dur kızım. Tabii ki de. Bütün kaşıklıkları, bardakları, tabakları, şurada ekmek kesme tahtası, kepçeleri, bıçakları. Şurada da bir sürü kepçeleri var, şurada kepçeleri var, tekrar yine orada saat var, şurada bir kahve makinesi yeri var. Efendim. Çağır kızım arkadaşına. Şöyle yumurta makinesi var. Bu bile çalışıyor. Daha sonra yine şöyle bir tane çaydanlık. Şurada fritözü. Bir saniye oğlum, iş var. Böyle görünümü. Böyle bir kısmı var. Bir de bunun
diğer kısmı var. Şunu gösterebilirim hemen. Bakın hepsi Bosch markasıymış. Nasıl çalışıyordu? Bakın. Hepsi çalışıyor. Tuzlu karabiberi. Şurada fritözü. Şurada şöyle yağını kurutmak içinmiş. Tabii Ömer demiş şimdi buralara hep şey sıçrattı dondurmasına. Evet. Yine Bosch markası. Yine Bosch markası ekmek makinesi. Şöyle. Kettle'ımız. Yine burada. Kepçelikleri, bilmem neleri. Anne. Ve fırın. Anne. Fırın açın bir saniye oğlum. Bakın. Pastası. Şöyle tepsisi var. Ay! Düşürdük. Şöyle. Burası var, şurası var. Şöyle bir detayı var. Açmalı, kapatmalı. Şöyle de musluğu. Böyle bir mutfak aldık Gülşen'e. Çok sevindi. Her tarafta da çöpleri var. Demindir ayıkladım ama yoruldum gerçekten. Etraftan şimdi torbaları, bir iki torba falan kaldı. Onları kaldırayım. Ondan sonra artık çocuklar oynamak için sabırsızlanıyor. Yay! Artık oynayabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Ay çok yoruldum ama. Gerçekten ama çok sevindiler. Çok güzel oldu. Ben burayı baya baya yer edindim yani. Böyle konuşma köşesi falan yaptım kendime. Yine çok yorgunum. Tam 2,5 saat boyunca mutfakla uğraştık ve en sonunda mutfağı tamamladık. Her bir şeysini yerleştirdik. Gülşen'e ben onu şimdilik yatak odasında çok böyle geniş bir alanım var. Orada ona bir oyun alanı yaptım. Oraya koyduk Gülşen'le birlikte. Ama daha sonra ilerleyen günlerde belki çocuk odasını alır mıyım, almaz mıyım bilemiyorum. Bir bakacağım bakayım yatak odasındaki durumu, hali, vaziyeti ne olacak, çok mu karışık olacak. Neyse böyle arkadaşlar, iki günü bir güne birleştirmiş oldum. Ve bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Yani öyle çok fazla bir şey çekmedim ama hani az az çektim. İkisini de birleştireyim diye düşündüm. Umarım inşallah hoşunuza gitmiştir ve keyifle izlemişsinizdir. Benden bugünlük bu kadar. Yarınki vlogda inşallah tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.